Karadeniz'de bir destan vardır söylenen. Altın postun peşine düşen kahramanların hikayesi. Yason ve Argonotlar cesaretle yola koyulurken, koşullar zor olsa da umutlarla dolu yürekleri. Argo adlı gemiyle dalgaları aşarlar. Maceraların kapısını aralayarak Karadeniz'de. Rodos'la Polyonus'un anlatısına göre eski zamanlarda Botea'da yaşayan Kral Atamas'ın altın post efsanesiyle başlayan hikayesi sürükleyici bir yolculuğa dönüşmüştür. Kralın bulut tanrıçası Nefel'den olan çocukları Helle ve Filiksos kıskançlık ve kuraklıkla dolu bir dünyaya adım atmışlardır. Bir versiyona göre üvey anneleri Ino'nun kıskançlığından kaçan Helle ve Filiksos, Nepel'in yardımıyla altın postlu bir koçla kurtulurlar ancak Helle denize düşerek boğulur ve onun anısına Çanakkale Boğazı'na adını verirler. Filiksos kendini kurtaran koçu Tanrı Zeus veya Poseidon'a kurban eder ve altın postu Kolis kralı Aietes'e hediye eder. Bu efsanevi post Kolis'te Ares'e adanmış bir ormanda korunan ve kutsal sayılan bir meşe ağacına asılır. Teselya'da ise Kral Felias, yeğeni Yason'u Yunanistan'ın en cesur denizcileriyle birlikte bu altın postu ele geçirmesi için Kolis'e gönderir. İnanılmaz maceralar ve tehlikelerle dolu bir yolculuğun ardından Yason ve Argonotlar Kolis'e varır. Ancak Kolis kralı Aietes, altın postu Yason'a vermek istemez ve onu ölümcül testlere tabi tutar. Neyse ki kralın büyücü kızı Bedea, Yason'a yardım eder ve testleri geçmesine yardımcı olur. Yason hem altın postu hem de Medea'yı alarak ülkesine döner. Altın post efsanesi, geçmişin görkemine duyulan özlemi yansıtan Rodos'la Apollonus'un eseriyle bugüne ulaşmıştır. Efsanenin derinliklerinde altın postun sembolik anlamının ötesinde antik dünyanın ticaretine ve ekonomisine dair ipuçları bulunmaktadır. Efsaneye göre Kolis'te altın toplamak için kullanılan taranmamış koyun postlarının varlığı bu efsanenin adının da kaynağı olabilir. Strabon'un eserinde ve modern yazar Lord Kipantinze'nin belirttiği gibi Kolis ve çevresinde koyun postu kullanılarak altın toplandığı bilinmektedir. Ayrıca altın postun hikayesi Karadeniz'in ticaret rotalarının önemini vurgulamaktadır. Antik yazarlar bu bölgede altının ve diğer değerli malzemelerin bulunduğunu binlerce yıl önce belirtmiştir. Karadeniz tarih boyunca birçok medeniyetin geçiş yolu olmuş ve ticaretin merkezi haline gelmiştir. Altın post efsanesi antik Yunan mitolojisine dayanır. Efsaneye göre Yunan kahramanı Yason ve Argonotlar adlı bir grup maceracı Argo adlı gemiyle Karadeniz'e seyahat eder. Argo hızlı anlamındadır. Amacı Kral Pelias tarafından kendisine verilen zorlu bir görevi yerine getirmektir. Yason'un görevi altın post adı verilen efsanevi bir koçun postunu ele geçirmektir. Bu altın post Tanrıça Artemis'e adanmış bir ormanda saklanmaktadır. Altın postun ele geçirilmesi Yason ve ekibine büyük bir onur ve güç getirecektir. Altın post efsaneye göre Karadeniz bölgesindeki Kolis krallığında bulunmaktadır. Kolis bugünkü Gürcistan topraklarında yer alır. Yason ve Argonotlar bir dizi zorlu sınavı geçerek Kolis'e ulaşır ve altın postu ele geçirmek için mücadele eder. Yunan mitolojisinde güneş tanrısı Helios'un oğlu olan Kolis kralı Aet'in altın posta sahip olduğu anlatılır. Yunanistan'da Yason'un başkanlığında kahramanlar bir araya gelirler ve altın postu ele geçirmek için Kolis'e gitmeye karar verirler. Argonotlar Argo adlı bir gemi yaparlar ve yola çıkarlar. Uzun ve zor bir yolculuktan sonra Aet'in güçlü ve zengin krallığına varırlar. Kral Yunanlı kahramanları saygıyla karşılar ve gelmelerinin nedenini öğrenir. Aet, Yason'un şartlarını yerine getirmesi halinde altın postu Yunanlılara vermeye karar verir. Yason önce ateş püskürten öküzlere boyun eğdirecek, başlarına boyunduruk geçirecek ve büyük bir tarlayı sürecektir. Sonra Yason'un ejderhayı öldürmesi ve onun dişlerini toprağa ekmesi gerekir. Bu dişlerden savaşçılar çıkmaktadır. Yason'un bu savaşçılarla savaşması ve onları yenmesi gerekir. Yunanlılar ancak bundan sonra altın postu alabileceklerdir. Kralın kızı ilk görüşte Yason'a aşık olmuş ve ona yardım etmeye karar vermiştir. Medea bir büyücüdür. Onun yardımıyla Yason kralın şartlarını kolayca yerine getirir ve Aet'ten altın postu ister. Kral Yunanlılara kimin yardım ettiğini hemen anlar ve altın postu vermeyeceğini açıklar. Bunun üzerine Yason postu ele geçirmeye karar verir. Ne var ki Medea'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmesi olanaksızdır. Kralın kızı postu bekleyen korkunç ejderhayı uyutur ve Yunanlılar altın postu ele geçirmeyi başarırlar. Hızla gemilerine binerler ve ülkeleri Yunanistan'a doğru yola çıkarlar. Medea da Yason'la birlikte gider. Aet postun götürüldüğünü ve kızının kaçırıldığını öğrenir öğrenmez hemen ordusunu toplar ve Yunanlıların peşine salar ama askerler altın postu geri almayı başaramazlar.
Mitolojide Altın Post, Phrixos ile Helle'nin sırtında Yunanistan'dan Karadeniz'e taşımış olan kanatlı koçun altın postudur. Babaları kral olan çocukları, üvey anneleri kurban etmeye karar verir. Tam bu sırada gökte inen altın postlu koç, çocukları Kafkaslara kaçırır. Argonat ayrıca Yüzüklerin Efendisi isimli eserde de Anduin Nehri üzerindeki devasa Isildur ve Anarion heykelleridir. Gondor'un kuzey sınırını oluşturur. Argonat iki asil taş demektir. Altın post, onur ve saygınlık ifade eden bir simgedir. Kendini arayış, kahramanın yolculuğu farklı mitolojik hikayelerde işlenir. Hikayenin şekli yüzeysel anlatımı ile halkı hedeflerken, içeriye bakanlar farklı çıkarımlara ulaşabileceklerdir. Onurlu, erdemli, adil, cesur, dürüst, sadece kendini düşünmeyen örnek kahramanlar yolculuklarını yapar ve kendi ejderlerini kendileri kontrol ederler. Önce kendi kendilerine hakim olmayı öğrenip kitleleri peşlerine takarlar. Yolculuk ise her daim sürer gider. Bu hikaye Karadeniz'in tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu ve bu bölgede değerli madenlerin bulunduğunu vurgulamaktadır. Karadeniz antik dönemde altın, gümüş, bakır gibi değerli metallerin kaynaklarından biri olarak bilinirdi. Bu nedenle Karadeniz'in ticaret rotaları önemli zenginliklerin taşınmasına ve bölgeler arası ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Altın Post efsanesi Karadeniz'in tarih boyunca ticaret ve kültürel etkileşim için bir kavşak noktası olduğunu gösteren bir örnektir. Bu bölge farklı medeniyetlerin buluştuğu ve kaynaklarını paylaştığı bir yer olmuştur. Ticaret yolları üzerindeki bu önemli konum bugün böyle olmasa da Karadeniz'in tarih boyunca zenginlik ve refahın merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Hikayemiz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.